Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün bir video daha çekeceğim oyun sunu etütleri ile ilgili. Bu etüt galiba biraz daha zor birincikinden. Çünkü önce birkaç taş daha var, tahtada vezirler var ve pozisyon çok karışık görünüyor. Ama adım adım bu etüdü anlamaya çalışalım. Beyazın şahı F6'da, yani beyazın piyonu oraya gidiyor. Ve beyazın taşları çok aktif görünüyor. Bence beyaz kazanmak için oynuyor, berabere için değil. Yani berabere yapmak isterse galiba yani atını alır ve berabere olur yani. Berabere olur işte. Şah şah ve siyah bu pozisyonu hayatta kazanmaz. Hadi düşünmeye başlayalım yani. Beyaz bu etüdü nasıl çözebiliriz? Beyaz nasıl kazanabilir? Önce şah olanı hamleleri bakalım. Vezir D6 şah. Yani zihin tek hamle. Şah G8. İki tane şah daha var. Yani bu şah çalışmıyor çünkü siyah hemen vezirle alıyor. Bu şah var. Ve siyah alırsa galiba kazanıyoruz çünkü şah, şah ve mat. Ama siyah H7'de almak zorunda değil. Siyahın şah H8'i var. Ve artık ben hiçbir şah göremiyorum. Siyahın şahı gayet güvende. H8'de kalıyor. Ve yani siyah karşı yatağı yapmak istiyor. A4, A3 yani ve beyaz aldığı zaman ya da vezir D8 ya da vezir E6 ve hayatta kaybetmez o pozisyonu artık. Ve hiçbir şey göremiyorum yani. Geldi mat nasıl edeceğiz diye. Yani şah F5 mesela. Yani şu şah fikriyle. Ama o zaman siyahın veziri çekiyor şahla ve yine de hayatta kazanmayız bu pozisyonu. Çünkü siyah şah etmeye başlıyor. Şey bakayım. Evet şah. Vezir F1 şah. Diyelim şah E'ydi. Ve galiba siyah artık alabilir burada. Belki başka bir şey var ama bence yeterli olması lazım. Ve berabere oluyor. Başka bir şey görmüyorum şah G8'den sonra. Yani bunu aldık ama şah H8'i var. Ve nasıl devam edeceğimizi görmüyorum. Başka bir hamleye bakalım. Hemen alırsak GH7 şu fikriyle. Maalesef o zaman filimizi kaybediyoruz şahla. Şahla oynamak zorundayız ve o zaman siyah yani kolay bir şekilde galiba kazanıyor yani berabere değil artık. Şah G7 terk etmek zorundayız. Başka hamlelerimiz ne var? G7 şah edebiliriz ama şah G8'den sonra hiçbir şah kalmadı pozisyonda. Yani siyahın şahı tamamen güvende G8'de ve en azından vezir E6'yı şah etmek istiyor ve hayata kaybetmesi pozisyonu. Belki siyah kazanmak için oynayabilir artık. Yani şah güvende olduğu için. O yüzden G7 mümkün hamle değil. Başka ne hamlemiz var? Daha önce vezir A8 hakkında bahsettik. O zaman siyahın veziri çıkıyor şahla. Şah G5 ve vezir G6 ve bu pozisyon berabere. Çünkü vezir ve fil vezire karşı berabere. Ama bu pozisyonda senin hala 3 tane piyon var. Ve galiba perpetual yapabilir. Şu hamleye bakalım. Vezir C8. Beyaz ne istiyor bu şu hamleyle? Diyelim sıra beyaz da olsaydı. Beyaz ne yapardı? Artık beyazın bir tehdidi var. Tehdit bu. Şah. Siyah artık alamaz vezirle. Şu şey olduğu için. Ve fil E7. Siyah şahla oynamak zorunda kalır. Sonra da E8'de vezirini alıp mat edeceğiz. Artık bir tehdit oldu bizim. Çok iyi. Yani diyelim siyah piyonumuzu alırsa. H6 ya da F6 burada değil. Aynı şey. Fil E7 şah. Daha önce dediğim gibi siyahın vezir E7 yok. Çünkü
yani illegal bir hamle oluyor. Şartlanmak zorunda ama o zaman Seyhan Veziri kazanıyoruz ve yani birkaç hamle sonra mat edeceğiz. Siyah o zaman ne yapabilir vezir C8'den sonra? Yani şunu yaparsa aynı şekilde fil eğdi şah ve yine de mat ediyoruz. Yani evet siyah vezirimizi saldırdı ama zaman olmadı onu almaya. Çünkü önce bir şah ettik sonra da siyahın vezirini aldık. Vezir E6 şah var. Bakalım. Almak zorundayız. E6 ve burada G7 şah değil. Çünkü şah G8'den sonra beyaz hayatta bu pozisyonu kazanmaz. Çünkü vezirlemek mümkün değil. Siyahın şahı gayet güvende ve blok ediyor piyonumuzu G8'de. O yüzden G7 değil, GH7 oynuyoruz ve vezirliyoruz ve beyaz kazanıyor. O yüzden vezir E6 da mümkün hamle değil. Ve siyahın tek olduğu hamle şah G8. Kaçmak lazım. Yani çünkü fil E7 çok büyük bir tehditti. Şimdi fil E7'si yok. Çünkü siyah hemen alır vezirimizi. Bu pozisyonu düşünelim. F7 almak mantıksız çünkü siyah hemen şah vezirle alır hem de şahla olur ve hayatta kaybetmez bu pozisyonu. Bu piyonu alalım ve daha önce bir variant gördük. Vezir D6 şah, şah G8, GH7, şah H8 ve aynı şekilde siyah bu pozisyonu da savunuyor. Şah H8. Siyah piyonu alamıyor. Vezir H3 şah ve yani birkaç hamle sonunda mat oluyor. O yüzden siyah şah H8 oynuyor ve yine de siyahın şahı güvende. Bir şey yapamayız burada. Ve siyah A4 oynamak istiyor. Yani vezirle oynadığımız zaman siyah filimizi alır şahla. Ve ben bir şey görmüyorum bu pozisyonda. Edelim şah F5. Siyah galiba vezir B5 şah yapar. Ve yani şah yapmaya başlar. Ve şah E5'ten sonra vezir E6 hata olurdu. Çünkü beyaz alır ve şah G6 yapar. Piyonunu savunur ve önümüzdeki hamlede mat olur. Fil F6 mat olur. Ama vezir B5 beraber için yeterli. Tamam, o zaman ne yapabiliriz? G7 yok, fil E7 yok ve FH7 şah yok. Ne yapabiliriz? Ama bu oyun sonu etüt yani çözmek kolay değil ve duru hamle şu. Evet, şaşırtmayın. Bu etüt gayet zor. Evet, biliyorum ama biz adım adım bunu çözmeye çalışıyoruz. Fil C7. Şimdi siyah piyonumuzu almaz. Çünkü biz tehdit yaptık. Almak istiyoruz siyahın vezirini. Siyah da bunu yapmaz ya da şah ya da G7 şah. Ve siyah siyahın şahı geri gidecek ve vezirini alırız. Başka ne yapabilir? Atla alabilir ve vezir 8'den sonra geri atla alır. Hem de şah oluyor ve siyah kazanıyor, unuttum. O da olmuyor. Ama at G'den sonra beyazın şu şahı var. Ve daha önce gördüğümüz gibi siyah vezirle alamıyor. Çünkü illegal bir hamle oluyor ve beyaz kazanıyor. Oy, iyi bir haber. Siyah atla alamıyor. Ama vezir C8'den sonra ne olabilir ki? Siyah kazanıyor gibi duruyor. Yani bir vezir ve birkaç piyon daha var. Ama bakalım. Tek kaldığı hamle GF7 şah. Çünkü şah yapmak lazım. Çünkü şah yapmadığımız zaman hemen kaybediyoruz bu pozisyonda. Çünkü siyah hemen çıkar vezirle ve bize şah etmeye başlar. Ve GH7 yani mantıksız. Çünkü siyah artık piyonumuzu alabilir. Vezir yok. Ve vezir H3 şah da yok. O yüzden GF7 alıyoruz. Siyahın tek bir hamle var. Şah H8. Şah F8 yok. Çünkü mat. Hoş geldik. Şah H8. Ve burada fil E5 oynuyoruz.
Evet, biliyorum. Şah etmedik. Ama güzel bir şey var. Siyah şah ettiği zaman, diyelim vezir D8 şah, biz şahtan kaçıyoruz ve şah yapıyoruz. Açık bir şah oluyor ve artık mat oluyor. Yani başka bir şey diyelim. Vezir C6 şah. Aynı şekilde kaçıyoruz başka biri ve mat oluyor. Yani vezir A6 şah da aynı şekilde. Şah E7 başka bir hamle var. Diyelim şah E5 de şah G5. Aynı şey. Beyaz kazanıyor. Siyah H5 düşünebiliriz. Evet. Artık şah H7 oynamak ister. Ama zamanı olmuyor. Çünkü biz şah G6 şah yapıyoruz ve yine de mat oluyor. Atla gelebilir mi siyah? Diyelim at C7. Yok, zamanı yok. Çünkü şah E7 mat yine. Diyelim vezir F8. Yani vezir G7 oynamak istiyoruz. Ama maalesef mümkün değil. Çünkü yine de şah. Vezir G7 ve F8. Ve siyah vezirimizi almıyor. İlk hamle olduğu için. Yine de mat ettik siyaha. Ve ne oluyor? Zihin tek kaldığı hamle vezir C5. Çünkü şimdi şah yaptığımız zaman siyah fiilimizi alır şahla. Yani şah olmasaydı biz mat ederdik ama maalesef siyah bizi şah yapıyor. Almak zorundayız ve şah G7, şah E6 ve şah F8 ve biz kaybediyoruz. Yani, zamanda değiliz. Maalesef. Ne oluyor? Siyah kazanıyor mu şimdi? Filimizi saldırdı. Hem de F8'deki karesini kontrol ediyor. Bekleyelim. Fille oynamak zorundayız. Çünkü siyahın tehdidi filimizi almak şahla ve şah G7'yi almak ve oynamak. Siyahın büyük bir materyal avantajı var. Ve siyahın yani vezirin umurunda değil. Çünkü gördük. Beyazın fili çok tehlikeli. A1 H8 çapraz da ve onu değiştirmek lazım. Yani vezir için de olsa. Ama beyaz istemiyor. Beyaz diyelim fil A1 oynuyor ve yine de şah E6 şah oynamak istiyor. Şah ve birkaç hamle sonra mat. Siyah hala piyonla oynamıyor. H6 ya da H5. Çünkü o zaman G6'daki kare zayıf oluyor ve beyazın şahı hemen G6'ya gidiyor ve yine de mat oluyor. O zaman anlıyoruz. Siyahın H'deki piyon hiçbir yere gidemiyor. Siyah onunla oynamıyor. Diyelim at C7 siyah oynuyor ve bizimki şah F6 E6 hamlesini engelliyor. Artık şahımız hiçbir yere gidemiyor. Ne G6'ya ne G6'ya ne E7'ye ne E5 ne E5 ne G5'e. Hiçbir yere gidemiyoruz. Çünkü siyah bütün bu kareleri kontrol ediyor. Böyle ve böyle. Oops, pardon. Böyle ve böyle. Değil mi? İyi. Ne yapabiliriz? Tamam, bekleyelim fille. Belki siyah tutsak da olur. Burada anlamaya başlıyoruz. Bu etüdün fikri tutsak. Çünkü bir şekilde siyah bir taşla oynamak zorunda kalacak. Ve o zaman bizim şahımız siyahın kontrol etmeyin karesine gidecek. Diyelim siyah şimdi atla oynar. Biz hemen siyahın kontrol etmeyen karesine gidiyoruz. Yani daha önce siyahın atı E6'daki karesini kontrol ediyordu. Şimdi at etmiyor ve hemen şah. At C3 diyelim. Çaprazı kapatıyor ama şah, vezir C3 ve mat. Yine de olmadı. Mat ettik. Ama siyah taşlarla oynamak zorunda değil. Yani diyelim vezirle de başka bir yere oynar. Diyelim şu şah. O zaman E5'teki ya da G5'teki kareleri bomboş oldu ve hemen oraya şahla gidiyoruz ve mat ediyoruz. Diyelim vezir D5 ama o zaman hangi kare bomboş oldu? Evet, E'deki karesini bomboş oldu. Oraya gidiyoruz ve yine de kazanıyoruz. Ve gördük siyah ne atla ne vezirle ne H'deki piyonla oynamamalı. Çünkü hemen mat ediyoruz çaprazda. Ama siyahın hala A5'teki piyon kaldı ve siyah bunu sürebilir ileriye. A4. Daha önce gördük. Hiçbir yere gidemiyoruz şahla. Maalesef.
fille oynamak zorundayız. Yani çünkü E5'e gidemeyiz. Çünkü siyah ne yapar? Evet, vezir E5 yapar ve hemen kazanır. Tek kaldığı kare geri A1'e gitmek. Ama A3'ten sonra tuksamanda kim kalıyor? İyi düşünün. Beyaz kalıyor. Çünkü beyazın bir hamle kalmadı. Fille oynamak zorunda. Şahla legal bir hamle yok. Ama fille gidecek kare kalmadı. Yani fil B2 beyaz oynarsa siyah A3'teki piyonla alır. C3'e giderse siyah vezirle alır. D4'e giderse vezirle şahla alır ve kazanır. Ve beyaz kaybetti. Ama beyaz daha önce kazanıyordu değil mi? Hata nerede yaptı? Buna bakalım. Bence kritik pozisyon şu. Daha önce hepsi doğru yaptık. Yanlış bir karesine gittik. Doğru hamle fil B2. Sonra hepsi aynı oluyor. Hiçbir şey değişmiyor. Siyah at C7 oynamak zorunda. E6'daki karesini kontrol etmek için. Yani diyelim siyah filimizi kazanmak isterse olmaz bu iş. Çünkü şah siyah almak zorunda ve F8 mat. Siyah bunu yapamaz. Ama yine de aynı variant bakalım. At C7. Siyah L'deki karesini kontrol ediyor. Şahla gidecek kare yok. Daha önce bunu gördük. Fille gidecek kare yok. Çünkü siyahın veziri hemen alır şahla. A1'e gidiyoruz. Ve bu pozisyonu daha önce gördük. Yani sadece beyazın fili B2'deydi. Siyah hala ne atla, ne vezirle, ne H7 piyonla oynamıyor. Çünkü hemen mat olur. A1, H8 çaprazla. Siyah A5'teki piyonla oynamak zorunda. Diyelim A4. Beyazın hala bomboş bir kare var. Bu B2 karesi. A3 ve fil A1. Bu pozisyonu daha önce gördük ama o zaman sıra kimindi? Beyazdı. Doğru. Ama şimdi sıra siyahta ve görüyoruz siyah tuksamda. Çünkü ne atla, ne vezirle, ne piyonla oynamıyor. A2 oynamak zorunda. Ama o zaman senin A2 hamlesi bize B2 karesini veriyor. Ve hemen oraya gidiyoruz. Ve teşekkür ediyoruz. Ve şimdi gerçek bir tuksamda oldu. Siyah atla yaparsa şah. Artık altaya gidebiliyoruz. Öyle bir şey olabilir. Piyonla oynarsa o zaman şah G6. Bunu daha önce gördüm. Vezirle bir şey yaparsa o zaman kontrol etmeyen bir karesine gideceğiz. G5'e de F5'e ve yine de mat oluyor çaprazdan. O zaman siyahın tek kaldığı hamle A1 ama o zaman alıyoruz ve şimdi siyah gerçekten bir tuksamda. Çünkü artık apyon kalmadı ve bir taşla oynamak zorunda. Ama oynadığı zaman beyaz şahla oynar. Şu fille şah yapar ve mat olur. Yani daha önce bunu gördük. Diyelim siyah vezir A3 oynuyor ve filimizi şahla almak istiyor. Ama şimdi siyah hangi kareni kontrol etmiyor? Doğru. F5 ve G5. Ve istediği bir karesine gidebiliriz. Diyelim şah F5. Açık şah yaptık. Yani siyah filimizi almak zorunda. O zaman F8 mat oluyor. Çünkü artık siyahın veziri F8'deki karesini kontrol etmiyor. Böyle güzel bir oyun sunumu etüdü çözdük. Gayet zordu ama adım adım bunu yapmaya başardık. Benimle bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın.